Ahmet Bey. Oo, Kadir kardeş. Ne yapıyorsunuz? Ne mi yapıyorum? Almanya'da yine ekmeğimizin peşine koşmuşak, düşmüşek çalışıyoruz kardeş. Ne yapılır Almanya'da? Çalışmaktan başka? Ne yapılır sence? Yatılır. Vallahi bize bugün yine bir şeyler atmamız için aradılar. İki tane yaşlı çiftimiz var. Onlar aradı sağ olsunlar. Köpek içi bulunan eşyalar var dediler. Garajda bir şeyler var. Bodrum katına ineceğiz. Kilere ineceğiz, kelaya. Oraya bakacağız bakalım neler varmış. Biraz önce kadın yukarıdan şu kahve veya çay setini indirdi. Bak kadın 80 yaşına vardı rahat. Annesinden kalmış bu. Yani düşün. Şu elimdeki şu takım kaç senelik? Artık gerisini sen düşün. Takım olarak, set olarak bunu verdi. Handgemalt yazıyor. El yapımı, handgemalt. Yani elle boyanmış. Böyle bir çay setimiz var. Bunu biraz sonra bakacağız, değerlendireceğiz. Ama önce ne yapıyoruz? Kardeşlerimize hoş geldin diyoruz. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma, gönlüme, bulunduğumuz yere, Almanya'da Bremen şehrine hepiniz hoş geldiniz. Kadir kardeşle beraber bugün neler çöp atılıyor? Almanların çöp attığı eşyaları göstermek için sizlere bir video daha yapmak istedik kardeşlerim. Birazdan Bodrum Kele katına ineceğiz. Bakalım Almanlar Almanya'da çöp atılması için Ahmet kardeşimize neler neler vermişler. Şimdi tesadüfün de şöylesi var. Biz bu apartmana bundan bir sene önce falan bunun dördüncü katına eşya getirdik. Bir tane Türk abimizi taşıdık. Abimiz de buradan bizi izliyorsa selamlarımız olsun abimize. O apartmandan bize iş geldi. O eşya taşındığı apartmandan. Bizim arabamızı görmüşler bundan bir sene önce. Yaşlı çift telefon numarasını kenara yazmış. Bizi aradı, biz de geldik. İşi bize verdiler. Bakalım Kela'ya doğru gidiyoruz. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz Kela, Kiler, Bodrum katındaki bir odaya gireceğiz. Buradaki eşyaların hepsi dışarıya çıkacak. İçinde neler varmış, neler varmış biraz sonra sizler de göreceksiniz. Videoları kaçırmamak için aşağıda bulunan abone ol tuşuna basmayı unutman gale. Bak videoları kaçırırsanız ağlarsınız sana. Almanya'da neler atılıyor. Videolarını kaçırmayın. Girelim mi? Girelim abi. Girelim. Girelim baba, girelim. Şimdi nasıl şöyle görüntümüz? Görüntü iyi. Görüntü iyi. Şimdi bu rafın kalacağını söyledi müşteri. Ama rafın içindekilerin hepsini atmak istiyor. Bir de şu kanorifer peteği kalacak. Bu eve aitmiş. Şöyle artık bu teleskop mu denir? Zoom spektif yazıyor üzerinde. Zoom spektif dediği bir yere bakmak istiyorsanız yakınlaştırıcı, dürbün şeklinde olan bu şekilde bir teleskopu içinde daha kullanmadım, aldım, hediye aldım dedi. Hediye gelmiş amcaya. Ama kullanmamış, öyle bıraktı. Bu bizim kasamıza emeklilik kasasına gidecek. Bunlar hep emeklilik için Almanya'da biriktirdiğimiz paralar. Buradan böyle devam ettiğimiz zaman şuradan ufaktan başlayabiliriz tabii. Neler varmış? Amcanın yaptığı evine işte bu duvar kağıtlarını yapıştırırken kullanılan Kleister oluyor Almancası. Türkçesi de kağıt yapıştırma şeyleri burada bırakmış. Amcamız buraya ben de bakmadım bak ilk defa açıyorum ha. Yaşlı insanların nasıl iple bağladığını görüyorsun değil mi? Bunu açalım. Ha. Bin bir çeşit kavanoz çıktı. Yazık biriktirmişler lazım olur. Atmamışlar kenara koymuşlar. Burada artık torunları mıdır nedir resimler falan var. Burada yine şöyle bir eski tür LG markasına sahip olan bir tane ekranımız var. Bilgisayar ekranı. Burada bir tane sepetimiz var. Bisikletin arkasına takılan demir sepet.
Burada duvar kağıtları var. Bunlar çok önemli değil. Burada bir şey var baba. Burada sanırım daktilo var. Ooo. Daktilo. Vay. Vay vay. Öğrenci olduğum günler aklıma geldi ha. Ne daktilo ile yazardık. Yalnız tuşların bazıları yeri gelmiyor ama yine de iyi, güzel durumda gözüken bir daktilomuz var. Burada ufak tefek kartonlar var. Burada şu şekil. Güzel. Değil mi? Aslında alışverişe giderken hatta elma toplamaya gittiğin yani. Zaman bile, armut toplamaya gittiğin zaman böyle güzel şirin sepetler var. Hatta bir tanesi daha paketinden bile açılmamış. At gitsin baba. Vallahi Almanya'da olmazsa olmaz kitaplar. Biz Türkler olarak fazla kitap okumayı sevmiyoruz ama Almanların evinde de kardeşim kitap dolu. Yani Türkler olarak kitap taşımayı da sevmiyor. Yani Almanlar dolduruyorlar burada. Zütlü tencere mi? Ablalarımın, yengelerimin, Allah. Bacılarımın sevdiği en güzel yerinden bir tane çelik, paslanmaz, küflenmez, hoplamaz, zıplamaz bir tane tencere. Bunu bulduk. Valla şöyle bir küçük bir çerezlik mi? Çerez koy, meyve tabağa koy tatlıdan. O var. Yine böyle meyvelik. Bu da meyvelik. Bak bu pazarda satılır. Burada yine envai çeşit roman kitaplarımız var. Roman. Okumalık, çevirmelik sayfaları var. İçinde yazılar var. Ne bileyim lan? Burada oyunlar var. Spiele, Sammlung falan. Eski abi oyunlar. Bak oyunlar da satılır. Der Preis du ist heiß. Oh, heißer Preis. Heißer Preis. Komm. Böyle yine bir meyveliğimiz, meyve tabağımız var. Ha. Almanların olmazsa olmaz. Weihnachten geldiği zaman biliyorsun. This is Weihnachten. Gut. Bunlar... Şimdi bunlar Weihnachten için yani Noel için ağaçlara takılan, Noel ağaçlarına takılan süsler, süslemeler. Burada bir tane nargilemiz var. Allah. Elektrikli nargile ha. Nargile değil de lamba. Lamba mı? Nargile gibi duruyor vallahi. Bildiğin lamba, elektrikli şey, masaüstü lamba. O var. Çok para edeceğini düşünüyorum ha. Al yine dekorasyon ürünleri. Paketinden açılmamış ağaç süslemeleri. Daha paketinde adam almış. 5.99 para vermiş. D-Mark zamanında bak. D-Mark. Mark zamanında 5.99 para vermiş. Mark biteli neredeyse 20 yıl oluyor baba. 2000 yılından sonra markı bitirdiler. Yani düşün yani. Bunlar... Bakalım şurada bir zarf gibi bir şey var. Para mı çıkacak içinde? Ne çıkacak? Amcamıza gelen aşk mektubu. Meine liebe Kleine diye yazılmış. Sanırım amcamızın torununa yazdığı bir doğum günü mektubu gibi bir şey. Ben ufaktan eldivenlerimi de giyeyim. Sonra ablalar kızı yiyin. Abiler kızı yiyin. Eldiven giy Ahmet. Mikrop kapacaksın. Şimdi Kadir baba burada. Kadir kardeş. Burada yine resimler var. Çerçeveler, resimler. Özel şeyler var. Onlar çökecek. Burada yine süs eşyaları. Vallahi şunun ne olduğunu ben anlamadım. Oo. Bak bu işte değerli olabilir bak. Saatin içindeki mekanizmayı adamlar çerçeve haline getirmişler. Benim tahminime göre saat mi bu ya? Mercedes 1901 diyor. Araba mı abi? Bu var. Araba mı? Araba sembolünde. He lan araba sembolüymüş o pardon. Ben şimdi yakından göremedim de sen uzaktan fark ettin. O aynı şekilde öyle. De burada o zamanın 1911 model olan arabanın bu şekilde maketini yapmışlar, çerçeveletmişler. Vay be. Bu da 1901 yılındaki arabanın yapılmış olan. Ama içindekiler böyle saat mekanizmasına benziyor. Çarklar falan var değil mi? Aynen abi. Yine Mercedes'in arabaları. Güzel bak bunlar.
Hazineyi bulduk kardeş. Çalışmaya gerek yok. Orada yine envai çeşit kitap, roman, at dediler. Bize at dediler, bizde at yok kardeş. Burada yine amcamız kase, çerezlik gibi. Bunları paketlemiş böyle. Boş bu, boş. Burada bir tane kül box var. Biliyorsun değil mi bunun ne olduğunu? Aynen. Soğutucu kabı, kül box. Yine pazarda 3-5 lirası var. Burada yine envai çeşit. İnan. Süs eşyaları var. Yine burada yine süs eşyaları var. Kartonlarından açılmamış daha, kullanılmamış. Noel ağaçlarını süslemek için bulunan süs eşyaları yine burada çıkmakta. Bu poşetlerin hepsi bu şekilde süs eşyası dolu. Bunlar pazara. Şuna bak ya. Ya bir fotoğraf yaptırsan, tamam mı tabii? Çerçeveli arasan. Bak fotoğraf için. Yemin ediyorum şunu almaya gitsen. Bak. Bildiğin fotoğraf çerçevesi. Hmm. Değil mi? Ha, yepyeni. Yepyeni. Almaya gitsen yemin ediyorum 20 euro'dan aşağı alamazsın. Hmm. Bak 15-20 euro'ya alabileceğin çerçeveyi yanına. Senin bebekli fotoğrafına benziyor lan. Aynı ben. Aynı sen ha. Aynı Hatay'daki duruşun. Şu bölüm bitti. Bu bölüm var Kadir. Böyle bir yarım dolap. Elbise açmak için dolap. Ve kadının veya ablamızın gençken. Ben bunun ön tarafını görmedim. Ben arkalarını görmedim. Bayağı eski bu. Böyle bir elbisemiz var. Bunun içinde de gelebilirsin. Mercedes benzin ceketi var. Bir tane sarı yağmurluk var. Ve yanında da Ye Kürküm Ye diye şarkısının çıktığı böyle bir görünüyor mu? Görünüyor lan. Abi kürk var. Aa. Orada kasetler, masetler. Kışlık eldiven. Yemin ediyorum daha. Süper. Daha gıcır gıcır. Kışın giymek için. Var değil mi? Motorculara da olur bu eldiven. Motorculara da benziyor. Güzel bir eldivenimiz var. Buradan bir tane. Buna da. Ha, bu da kafayı geçiriyor ha. Soygun moygun yapmaya gittiğin zaman. Ha, motorcu için abi ya. Aynen abi. Korumalık. Buradan. Bu ne abi? O da motorcu ceketi. Oho, Formula 1'sin. Şeyini bulduk. Evet. Elbisesini bulduk. Vay be. Ne grubu o abi? O yağmurluk gibi değil mi şey? Yani motorcular. Motorcular gibi. Aynen. Neyse bunları birazdan bakacağım. Aksi. Bir de Kadir şunlar var. Eskiden yapılan seramikten yapılmış olan çanak çömlekler de atılması için bekliyor. Şimdi buradaki işimizi bitireceğiz. Burayı bir boşaltalım. Garajda da eşyalar var. Bakalım garajda neler çıkacakmış kardeşlerim. Videoyu izlemeye devam edin. Geldi Kadir kardeş. Garaja da girişimizi yapalım. Garajdaki atılacak olan bölüm şurası. Yine arkadaş
Dört ayak üstüne düşüyoruz ha. Yine bir bisiklet. Bisiklet. Gel baba, neler varmış burada? Oo. Aynı görmüş olduğun telefon içinde mevcut bulunmakta. Vah, 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 vah. Amcamız ne yapmış böyle ya? Amcamız E'ye setini bırakmış çöpe gitsin diye. Allah Allah. Zenginlik böyle bir şey kardeş. Ha? Ne diyorsun? Nasip bize de olur inşallah. Ya bu zengin olmasa bu fakirler nasıl geçinecek? Ulan var ya. Burada böyle bir kovamız var. Katlanabilir. Sandalye. Balığa malığa giderken. Kesin dönüş yapacaklar için bavul. Kesin dönüş yapacaklara bavullar bizden hediye. Yine bir bavulumuz var. Bavul güzelmiş. O da tahminime göre çarşaf, yastık gibi şeyler var. Burada bir tane sandalyemiz var. Şu şekilde bir orta masamız. 60'lar buraya. Kahve kanı, değil mi? Bu ne deniyor? Port mu? Artık kahve koymak için Türkçesini de bilmiyorum. Türkçeyi de unuttum. Neydi ya Türkçesi? Dilimin ucunda ama. Yine çeşit çeşit. Karpuz gibi ses çıkıyor ha. Çiçek koymak için saksılık. Tabure. Burada yine perdeler var. Ve can alıcı nokta. Ne bisikleti dedi bu? İngiliz mi? Fransız. Fransız bisikleti. Fransız bisikleti. Adam kilidini bile, bisikletin kilidini bile anahtarıyla beraber, bak abusun sana. Ya yalan, yani yanlış söylemek istemiyorum. Şu kilit bile, almaya kalksan şu kilit 15-20 euro hala. Sırf kilit. Bak bunu almaya kalksan. Adam kilidiyle beraber bisikleti bize hediye olarak bıraktı. At dedi. At. Bizde atı yok. Yapacak bir şey yok. Almanya'da çöpe atılan eşyaları biz sizlere yine gösterdik kardeşlerim. Almanlar çöpe ne atıyor? Almanlar çöpe bunları neden çöpe atıyor? Neden Ahmet kardeşinizi buluyor da çöpe attırıyor gibi soruları düşünüyorsanız, böyle aklınızda sorular varsa yazı bengali yorum olarak atın. Elimizden geldiği kadar yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Almanya'da yaşam, Almanya'da hayat, Almanya'da iş hayatı, Almanya'da insanlık, Almanya'da yaşayan bir Türk sizleri her zaman bu ekranların karşısında görmek istiyor. Var mı Kadir kardeş söyleyeceğim bir şey? Allah, bugün de çalıştık. Ekranımızın peşinde. Çorbayı kaynattık. Allah'ımıza çok şükür evimize helal lokmamızı götüreceğiz. Yiyeceğiz. Alnımızın teriyle, bileğimizin gücüyle ekmeğimizi kazanmış da olacağız. Kadir kardeş İskenderunlu. Ben de Kötayyalı Ahmet kardeşiniz. Biz sizlere Allah'a emanet edelim. Siz Allah'a emanet olun. Biz de galiba Almanya'da yaşayan, parasını bu şekilde kazanan Türklerden olalım. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Allah'a ısmarladık.